İçer TV ekranlarından herkese merhabalar. Futbol Sokağı programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Türkiye gündemi ve Mersin gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Birbirinden değerli yorumcularımızla birlikte bugün Mersin İdman Yurdu, Fenerbahçe ve Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın sonuçlarını konuşacağız. Bugün Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Sayın Yüksel Yeşilova bizimle birlikte. Hocam merhabalar. Öncelikle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Vedat Hocam, Turan Hocam sizlere teşekkür ediyorum. Programa başlamadan önce Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın sonuçlarını vermek istiyorum. Gençler Birliği kendi evinde Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Kardemir Karabük Spor belki de bu haftanın sürpriz skorlarından birisi. Balıkesir Spor'u kendi evinde 1-0 mağlup oldu. İstanbul Başakşehir 3, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyespor 1. İstanbul Başakşehir yükselen performansıyla üst sıralara doğru ilerlemeye devam ediyor. Şehrimizin takımı Mersin İdman Yurdu Fenerbahçe deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep Spor kendi evinde Bursa Spor'u 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa Sivas Spor 0-0'lık sonuçla beraberlikle sonuçlandı. Akhisar Belediye Gençlik kendi evinde Çaykur Rizespor'a 4-0 yenildi. Hikmet Hoca ile de önemli bir galibiyet almış oldu Çaykur Rizespor. Torku Konya Spor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk etti ve Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle karşılaşma sonuçlandı. Karşılaşmalar bu hafta böyle sonuçlandı. Vedat Hocam, Beşiktaş kendi deplasmanda Torku Konya Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ın alışık olduğu bir saha artık diyebiliyoruz Konya'da. Üst üste 3. Evet. Karşılaşması. Kendi evi gibi artık. Kendi evi gibi oldu. Torku Konya taraftarı da artık Beşiktaş takımını benimsedi diyebiliriz. Vedat Hocam, Beşiktaş Torku Konya Spor karşılaşmasını nasıl yorumluyorsunuz? Evet, Beşiktaş yine beklenildiği gibi iyi mücadele etti. Belki oyun olarak çok bu hafta çok keyifli bir futbol oynamadılar ama gerçekten bütün takım halinde iyi mücadele ettiler. Ve maçı 2-0'a kadar getirdiler. 2-0'dan sonra bir penaltıyla beraber biraz umutlanır gibi oldu Konya takımı ama Beşiktaş o mücadele gücünü hiçbir zaman bırakmıyor. Oyun disiplinden hiçbir zaman kopmuyor ve her zaman şunu da söylüyoruz. Gerçekten Bilic çok şeyler veriyor takıma. Çok büyük katkısı var diye düşünüyorum ben hocasının. Artık o da bizim Türk insanı gibi olmaya başladı. Türk insanı gibi duygularıyla, hareketleriyle motivasyonu güçlendireceği hareketlerde bulunuyor. Futbolcular üzerinde de bir babacanlığı var. Bu kesinlikle artık hissedilmeye başladı artık herkes tarafından. Ben bu sene Beşiktaş'ı zaten biliyorsunuz sürpriz görmüyorum. Beşiktaş'ın bu sene şampiyon olacağı, yani %51'lik dediğimiz şu meşhur lafımız var ya, %51 ibrenin Beşiktaş'ta olduğunu düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta bazı işler iyi giderken özellikle Atiba'nın oyundan atılmasını çok anlamsız buldum Atiba açısından. Sonuçta bir penaltı verilmiş. Penaltı tartışılabilir. Penaltı değildir, penaltıdır. Bana göre kesinlikle penaltı değil. Hatta faul yapan orada bana göre şeyin oyuncusu, Konya'nın oyuncusu faali yapan. Kendini ama neticede de Atiba ceza sahası çizgisinin üstüne basma diyorsa hakem basmayı ver. Yani ayağını yarım adım geri çek ve o sarı kartı yeme. Ya hakem haksız da olsa oradan git. Senin sarı kartın var ve sen ikinci sarı kartla oyundan atılıyorsun ve bu haftaki çok önemli Galatasaray maçını oynamayacaksın. Belki de ligin yani geleceğini belirleyecek maçlardan birisi bu. Evet, yani bazen futbolcuların bu anlamsız hakemle ulaşma kısmını gerçekten anlayamıyorum. Hakem doğal olarak orada otorite koyuyor ortaya ve ayağını bir adım geri almasını istiyor. Be kardeşim, sen de ayağını bir adım geri al. Ne olur yani? Ne kaybedersin? Maçın son dakikaları bir de yani gereksiz davranış. Evet, yani aslında orada yani kendi takım arkadaşı bile isyanlar aradı. Gökhan Töre bile çok kızdı arkadaşına. Çünkü gerçekten iyi gidiyor Beşiktaş. Mücadele anlamında iyi gidiyor. Oyun anlamında gittikçe daha da iyiye doğru giderken ya Atiba gibi bir oyuncunun, ki gerçekten Beşiktaş'a lazım bir oyuncunun, bu şekilde anlamsız ikinci sarı kartı görüp oyundan atılmasını ben kendime şey yapamıyorum yani, anlamlandıramıyorum. Yani bunu futbolcukla da konuşmak lazım. Tecrübeli. Acaba neden böyle bir şey atıldı? Yani bunu sanki herkes şöyle söyledi, herkes de şöyle yorumladı. Acaba Atiba gerçekten oyundan atılmak istedi mi? Yani başka bir şeyler mi var bu işin içerisinde? Yani bir oyuncunun bu kadar gereksiz yere oyundan atılmaması lazım, kendini attırmaması lazım. Neden böyle bir şeyin içerisine girdi? Bunu da sorgulamak lazım bence Beşiktaş'ta. Vedat Hocam, biz haftalardır Beşiktaş takımındaki arkadaşlık ortamından bahsediyorken evet. Maçın ilk yarısının bitimine yakın Gökhan Töre ile Veli Kavlan bir tartışması vardı. Bu tartışmayı nasıl yorumluyorsunuz? Serdar Kurtuluş araya girdi.
Ya bu aslında o takımdaşlığın içerisinde her zaman herkes birbirine böyle okşayacak, herkes birbirine güzel sözler söyleyecek diye bir şey yok. O maçın stresiyle arkadaşı topa koşmamıştır, gittiği yere gitmemiştir. Birbirlerini uyarması aslında bence arkadaş ruhunun daha iyi olduğunu gösterir. Üstüne hiç kimse kimseye karışmıyor. Böyle bir hava olmaz mı? İyi yoksa arkadaşların insanlara birbirine ya sen şunu yap bunu yap demesi mi daha iyi? Bana göre insanların, arkadaşların bir takım arkadaşlarını uyarması bunların müsabakaya daha motive olduklarını ortaya çıkartıyor. Yani arkadaşlık ruhu sadece her zaman için böyle hep iyi olmaz. Arada bir tabii ki buna benzer olaylar olacak. Bunlar bence müsabakanın içerisinde yaşanan stresli anlarındaki olan olaylar. Ve Gökhan Tören'in orada arkadaşlarının Atiba'ya tepki göstermesi kadar normal bir şey yok. Ben olsam ben de aynı tepki verebilirdim. Ya sen benim takımımı 10 kişi bırakma şeyinde değilsin ya. Sana bu hakkı kimse vermiyor. Sen benim takımımı 10 kişi bırakamazsın. Beşiktaş'a konuşmaya devam edeceğiz. Turan Hocam, Gençler Birliği kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı ve 1-1 berabere kaldı. Galatasaray uzun aradan sonra 4 maçlık galibiyet serisinden sonra ilk kez puan kaybetmiş oldu ve Hamza Hamzoğlu'nun gelişiyle birlikte. Bu maçı nasıl yorumluyorsunuz? Evet, Galatasaray özellikle 4 hafta üst üste kazandıktan sonra Mersin İtmaordu maçıyla birlikte gözle görülür bir düşüş vardı. Mersin'i belki yendi 3-2 ama orada çok sinyalleri alıyorduk. Tabii oradaki bu düşüşün sinyalleri tekrar o maçta verdi yani Galatasaray takımı. Gençler Birliği maçında da gerçekten aslında takım olarak performansı yükselen bir Gençler Birliği Galatasaray maçında da bunu hissettirdi. Galatasaray'a göre daha etkili oynadı. Sonuç itibariyle baktığın zaman zaten Galatasaray sezon başından beri çok kötü futbol oynuyordu. Sanki yani Prandelli devam ediyormuş gibi o futbolu bu maçta da gözle görülür bir şekilde sahaya yansıttılar. Schneider, Şeşu ve Felipe Melo'nun olmayışı Galatasaray takımını bayağı etkiledi diyebiliriz. Ya etkiler tabii ki. İkisi de Galatasaray için çok önemli oyuncular. Çok büyük yıldızlar. Mutlaka etkilediğini söyleyebiliriz. Şehrimizin takımı Mersin İtmanyurdu Fenerbahçe maçına geçmek istiyorum değerli yorumcularımız. Mersin İtmanyurdu konuk olduğu Fenerbahçe deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Yüksel Hocam, Mersin İtmanyurdu'nun sezona başlangıcında büyük bir kimsenin beklemediği başarı performansı vardı. Fakat 2-3 haftadır Mersin İtmanyurdu'nun formsuz futbolu var. Öncelikle Mersin İtmanyurdu Fenerbahçe maçını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Mersin İtmanyurdu'nun sezon başında çok üstlerde olması benim için bir sürprizdi. Yani kadroya bakıldığında şu anki olduğu yerde olarak görüyordum Mersin İtmanyurdu'nu. Tabii ki iyi sonuçlar alındı. Daha yükseklerde kendine yer buldu. Ama o zaman iyi futbol oynamadığı o zaman da belliydi. Yani maçları kazanıyordu ama kötü futbolla kazanıyordu. Şimdi dünkü maçta da şöyle belirteyim. Mersin İtmanyurdu çok kötü bir futbol oynadı. Yani bilemiyorum Rıza Hocam'ın bu konuda fikri ne? Ama çok büyük bir fark olabilirdi dünkü maçta. 1-0 yenildi takım ama dediğim gibi takım çok iyi oynamadı. Ve önümüzdeki haftalar içinde bence iyi sinyaller vermiyor şu an. Evet. Oyun anlamında Mersin İtmanyurdu takımının Fenerbahçe maçındaki eksikleri nelerdi sizin gözünüzde hocam? Şimdi genelde bir bölgeyi eksik olarak göremeyiz. Takım olarak kötü oynadılar. Yani takım olarak hiç bir varlık göstertemediler. Kombinasyonlar yoktu. İşte ne bileyim gerekli koşu yollarına yani gerekli ne nasıl gerekiyorsa onu yapmadılar. Çok az koşuldu. Yani abartmadan söyleyeyim bir iki futbolcu yavaş yürüyerek maçı bitirdi. Yani Türk futbolunda değil, dünya futbolunda hiçbir yerde bu kadar az koşarak başarılı olunmaz. Fenerbahçe'nin hocam zaten evet. İki kanadı da çok iyi. Evet. Sağ kanadı ve sol kanadı. Evet. Solda Caner, sağda Gökhan Gönül. Bana göre şu an Türkiye'nin en önemli kanatları. Kanat oyuncuları. Bunlara evet. Bir hoca önlem almadı. Bence çok hani tabii ki yeri geldiğince konuşacağız ama tabii ki. Hani her zaman haddini bilerek oynayan takım çok haddini bilmedi gibi geldi bana. Mersin İtmanyurdu'nun ilk 11'ini vermek istiyorum bu haftaki. Kalede Mihailov, sağ bekte Serkan Balcı, Servet Çetin, Efe Halloz Arslan, Gökçek ve Derson. Gökçek ve Derson'u biz geçtiğimiz haftalarda eleştirmiştik. Hocanın kendisine bir ceza verme konusunda
uyarılarımızı göndermiştik Futbol Sokağı programında. Hoca bizi çok dinlediği için bir daha oynattı, özür verdi. Hoca bizi kırmadı, oynattı diyelim. Sadiku, Murat Ceylan, Kalil'e ileride Nakolma, Futax, Tita 4-3-3 taktiğine yakın bir taktikle oynadı diyebiliriz Mersin İtman Yurdu. Turan Hocam, Fenerbahçe maçını nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Şimdi Vedat Hocam güzel bir şey söyledi. Dedi ki Fenerbahçe'yi şimdi konuştuğun zaman maçtan önce en etkili bölgeleri neredeyse sağ tarafta Gökhan Gönül, sol tarafta Caner. Doğru mu? Evet. Bunlar çok ataklara çıkan oyuncular. Fenerbahçe'nin bütün yükünü ağırını taşıyan oyuncular. Galatasaray maçında ne yaptı Mersin İtman Yurdu? Orta sahada Selçuk, Melo, Şinay'dan üçlesini kilitledi. Galatasaray bitti. Doğru mu? Kesinlikle. Fener maçında bunu yapamadı. Yaptığı özellikle Mehmet biri, Topal Fenerbahçe'de çok aktif rol oynadı. Ve attığı golle de galibiyetin mimarcılarından biri. Evet, şimdi ön tarafta oynattığı oyunculara baktığımız zaman Tita, Nakolma, Futax. Bu üçlü özellikle kenarda oynayan Tita ve Nakolma. Şimdi Gökhan Gönül çok atağa çıkan bir oyuncu. Sol tarafta Caner çok atağa çıkan bir oyuncu. Bu arkadaşlar hiçbir şekilde onlarla beraber gelmediler. Takip etmediler hiçbir şekilde. Yani sürekli ön tarafta kaldılar. Bir kere en büyük sıkıntılardan biri oydu. Yüksel Hocam'ın dediği gibi de yani sen koşmadan maç kazanamazsın. Baktığın zaman bir kere takım Mitrovic'in niye oynamadığını anlamadım ben. Mihal'i oynattı ama yabancı kontenjanına yani, katıldı. Bence Mitrovic'i kullanabilirdi. Bana göre bu maçta. Hiçbir şey bilmiyorsan Futax oynatma, Sinan'la başla. Hiçbir şey bilmiyorsan ön tarafta. Çünkü Mitrovic bana göre defanstaki dörtlünün en önemli oyuncularından biri. O halka, o dörtlü zincirin en büyük halkalarından biri Mitrovic'tir. Özarslan, Servet Çetin ikilisinin de anlaşmazlığı maç içinde gözle çarpıyor. Ya şimdi anlaşmazlığı bakıyorsunuz, pardon hocam özür dilerim, Trabzon maçında da gördük bunu. Yani özellikle adam paylaşımlarında çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. İşte yandan ortalarda baktığın zaman işte atıyorum bir korner oluyor, adam paylaşımı yaptırır hocalar. Bu ikisi yani Servet'le Efe bu maçta özellikle baktığın zaman bir kişinin üzerine beraber giriyor. Turan Hocam bir de Musa Sov ve Kayt gibi hızlı oyunculara karşı defansif evet, anlamda yavaş İki tane ağır isimler, uzun boylu ağır oyuncu oynatırsan sıkıntı oyuncu yaşarsın. Olursa, yani. Sov onlar her türlü pozisyonda geçer. Tabii. Kesinlikle. Aynen öyle. Bakıyorsun şimdi oyunun geneline baktığın zaman zaten çok fazla pozisyona giremedin. Hatta belki de Mersin takımı çok büyük farktan kurtuldu. Onu diyebiliriz bu maçta. İşte bütün kamuoyu diyor ki sezon başından beri Fenerbahçe'nin en iyi oynadığı maçtı. Ama sezon başı Mersin İtman Yurdu'nun da en kötü oynadığı maçtı diyebiliriz. Evet, ben Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünmüyorum. Anlam, Mersin İtman Yurdu çok kötüydü. Evet, taktiksel anlamda da çok kötüydü. Bakıyorsun şimdi geçen hafta hocam bize göre daha büyük, daha iyi bilir, daha tecrübeli. Veder sonra sen Türk spor kamuoyuna, futbol kamuoyuna yem ediyorsun, bu hafta 11'de oynatıyorsun. O zaman sen canlı yayında futbolcuna sahip çıkacaksın ki bu sahada verimi alabilmen için. O noktaya gelmişken. Şimdi Veder sonra bakıyorsun 40 metre önünde boşluk var, ters taraftan ataklara kalktığında. Ya bir bindir arkadaş. Ya Gökhan bindir, Gönül gitmiyor. Ve Kayt'ın Vederson'un kanadında büyük ataklar yaptığını gördük. Sadiku'nun da Vederson'a yardımı az olduğu için Vederson sol bekte büyük sıkıntılar çekti diyebiliriz. Yani ondan dolayı da bu hafta bakıyorsun mesela Serkan Balcı sarı kart gördü biliyorsun. Artık çok demoralize oldu. Çok atak geldi o taraftan. Evet. Özellikle Caner'le birlikte. Bu hafta da Gençler Birliği karşılaşmasında. Bu hafta da Gençler Birliği maçında büyük bir kayıp bana göre. Serkan Güven Balcı var oldu. Büyük ihtimal oynayacak haberleri geliyor. Onu da çok da alternatifi yok. Ama yani başka da alternatifi yok baktığın zaman. Oyunun geneline baktığın zaman gerçekten Mersin İtman Yurdu için çok kötü bir hafta diyebiliriz. Önümüzdeki maçlara bakıyorum ben. Gençler Birliği ile içeride oynayacağız. Başakşehir deplasmanı var. Ondan sonra ikinci devre başlıyor yine deplasman Beşiktaş. Yani Mersin takımını zor günler bekliyor. Onu diyebiliriz buradan. Sıralamaya baktığın zaman her hafta bir alta kaymalar var. Bunu ben iki haftadır da söylüyorum gerçekten. Hani herkes bu takım ilk dördün ya da ilk altının içerisinde kalacak gibi düşünürken bana göre transfer yasağında düşünürsek eğer kalkmazsa ikinci devre özellikle Mersin İtman Yurdu'nun zor günler bekliyor. Yine söylüyorum bizim çalıştığımız dönemde ilk devreyi hocam 27 puanla bitirmiştik. İkinci yarı son hafta kurtulduk biz. Ligde kaldık. Evet. Yani şu anda 21 puanımız var. 21 puanımız var. 27 puanla bitirdiğimiz ligde zor kalmıştık. Transferler de yapabilmiştik. Şu anda o da yok. Mersin takımı için gerçekten büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ben. Alttaki takımların da puan kazanıyorlar. Puan kazanıyorlar. Balıkesir Spor, Eskişehir Spor, Kasımpaşa olsun, Çaykur Rizespor olsun. Bir de şu dikkatimi çekti bu hafta. Aslında gündüz Vedat Hocam'la da konuştuk. Takım içerisinde biraz sanki şey var. Yani bir gevşeme, bir disiplinsizlik var. Ya hoca ağırlık koyamıyor artık. Çünkü korner atmaya gidiyorsun. Üç tane futbolcu birbirine bakıyor.
Hocam normalde maç öncesi anlatırsınız. Sol taraftan kornerleri Ahmet atacak. Sağ taraftan sen kullanacaksın. Adam paylaşımında işte sen bunu tutacaksın. Dönen toplarda sen dönen topları karşılayacaksın dersin. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu hafta baktığımız zaman bu maça bunların hiçbiri yoktu. Nakulma. Hepsi birbirine bakıyor. Senin ne işin var kornerde? Ondan evet. Sonra Tita gitti. Tita'dan sonra Bedoson geldi. Anlaşamıyorlar. Yani korner için bile çok büyük sıkıntı oldu. Gerçekten takım içerisinde de sanki bu anlamda biraz sıkıntılar var. Çünkü futbol şöyle bir şey. İyi giderken takım içerisindeki olumsuzluklar çok fazla çıkmaz. Ama sonuçlar kötü gittikçe olumsuzluklar da yavaş yavaş sahaya da yansır. Kesinlikle katılıyorum hocam. Yüksel hocam, Vederson'un geçtiğimiz haftalarda tartışmalı bir kırmızı kartı vardı Galatasaray karşılaşmasında ve Rıza hocanın maçtan sonra basın mensuplarına Vederson'u eleştiren açıklamaları bilerek, vardı. Bilerek kart görme olayı vardı hocam. Ve bu haftada ilk 11 oynattı Rıza hoca. Siz bunu bir teknik adam gözüyle nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi önce hafta boyunca idmanlardaki hocanın ve takımın çalışması durumunu bilmediğimiz için o konuda çok fazla yorum yapamıyoruz. Belki hani normal şartlarda hoca o maçtan ve o konuşmadan sonra Vederson'u oynatmayacağını düşünüyordum. Ama bu hafta tekrar onunla başladı. Belki o bölgede alternatifi yoktu diye düşünüyorum. Yani öyle bir konuşma yaptıktan sonra kesinlikle kadroda olmayacağını düşünüyordum. Hocam Eskişehirspor'dan transferinin son günü Serol diye bir arkadaşı aldılar. Çok ısrar etti onun almasıyla ilgili ve kupa maçlarında oynatıyor. Çok da iyi oynuyor. Serol, aslında yani Serol'u da değerlendirebilir Nurlan. Nurlan da var. Evet. Tabii Nurlan da form durumunu hani antrenmandaki durumunu hocamın dediği gibi bilmiyoruz ama hani biz alternatif olarak onları oynatabilir miyiz diye düşünüyoruz ama kupa maçında izledik sonuçta. Ya şimdi genel olarak hocamın söylediği mesela işte Kornel'de pozisyonu kimin çekeceği bilinmiyor veya işte kim ne yapacağı bilinmiyor. Genel olarak Türk futbolunun problemi. Yani Türk futbolunda şöyle izlersek hangi takımı izlemiş olursak, hangi takıma bakıyorsak bütün idmanlarında sadece 5'e 2, işte ne bileyim işte oyun. Belli idman taktiksel. Belli idman var. Kimse taktik çalışmıyor. Yani taktik niye çalışmıyor? Bu da Türk futbolcusu hemen sıkılıyor. Hocalar da artık öyle bir yol bulmuş gidiyor. Şimdi yurt dışında bağlamak istiyorum. Tabii hocam. Bizim haftanın 4 günü sadece taktiktir ve futbolcu soğuk da olsa sıcak da olsa bekler. Biz nerede nasıl durulacağını herkese anlatırız ve maçta da herkesten anlattığımız şekilde bekleriz. O hafta bir futbolcu onu yapmadığı zaman inanın arkasından cezası vardır. Avrupalı futbolcuların Türk futbolculara göre çalışma azmi daha fazla değil mi hocam? Bunda biraz da bizim yöneticilerin suçu var. Yani bizim yöneticilerin şöyle suçu var. Futbolcularla çok yüz göz oluyorlar. Biraz sert çalıştırdığın zaman, biraz fazla idman yaptığın zaman futbolcu hemen gidiyor yöneticilere şikayet ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hocanın görevi normalde takımı çalıştırmak. Hazır alıştırmak. Hazır etmek. Fizik gücünü şey yapmak. Hocayı şikayet ediyorlar. Haliyle de hoca tempoyu düşürüyor. Şu an iddia ediyorum Türkiye futbolu fizik olarak yani teknik olarak kapasitemiz yüksek ama fiziksel olarak Türkiye futbolu Balkan ülkelerinin gerisine düştü. Yani bırakın Avrupa ile boy ölçüşmeyi Balkan ülkeleri yani Bulgaristan, Romanya, Macaristan onlardan bile daha çok kötü fizik durumdayız. Hocam zaten Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'a, Romanya'ya puan kaybetmiş bir ülkeyiz. Evet. Bu aslında en örneği. Şimdi şöyle bir şey. İdmanları ikincilik, işte Bankasya ikincilik idmanları izlediğimiz zaman halen 1990'larda yapılan işte bu şut çalışması yapılan duvarlar var. İşte ne bileyim o dönemde çalışılan idmanlar görüyorsunuz. Avrupa bunları aştı. Şu an Avrupa'da herkes GPS'lerle, bilgisayarlarla, işte ne bileyim en büyük teknolojiyle çalışıyor. Ama biz ne yapıyoruz? İşte bir teknolojiye harcayacağımız paraya gidiyoruz, işte diyoruz. Çok gereksiz harcamalar yapılıyor. Türk futbolu şu an çok yani gerileme döneminde. Hocam özür dileyerek araya giriyorum. Telefon bağlantımız var. TRT Spor yorumcusu, fotomaç yazarı Sayın Cevdet Ünivar'la birlikteyiz. Sayın Ünivar merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Aslında keyifliydi Yüksel Hocam'ı dinlemek. Özlemiştik onu da. Sağ olun. Hocam bu haftalık sizsiz idare ediyoruz burada. FIFA kokartlı yorumcumuz Sayın Vedat Yüksel. Avrupa'da önemli işler yapmış Yüksel Hocam ve Turan Hocam'la birlikteyiz. Sayın Ünivar,
Mersin İkman Yurdu'nun Fenerbahçe karşısındaki futbolunu konuşuyoruz. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Öncelikle hepinize iyi akşamlar demek istiyorum. Aslında katılmayı da çok istedim. Şu an Mersin topraklarına girdim ama aracımı sağa çektim sizi programa iştirak etmek adına. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Yüksel Hocama hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Çok sağ olun. Hem onun başarılarıyla gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem de onun mantalitesini çok iyi bilen birisi olarak, Türk kamuoyuna ilk duyuran birisi olarak onun stüdyoda olmasından ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki Mersin İtman Yurdu Fenerbahçe karşısında tabii Galatasaray önünde oynadığı oyunu bekledik biz. Oradaki tempolu, golü düşünen, tamamen hücum anlamında o eşdeğerde bir oyun ortaya koymasını bekledik ama sadece karşılayan bir Mersin İtman Yurdu takımı gördük. Sadece Mihailov'un direndiği, Mihailov'un yüksek performansla oynadığı ama diğer oyuncuların sahada çok varlık gösteremediği bir oyun ortaya koydu. Bir mücadele oldu ve aslında skor olarak baktığımız zaman kısır bir skor gibi ama Mersin İtman Yurdu çok net bu maçta mağlubiyeti hak eden taraftı. Yani puan almayı hak eden bir oyun ortaya koymadı. Bu da beni endişelendirdi işin açığı. Ben Galatasaray maçındaki hemen herkesin keyif aldığı, üzerinde güzel yorumlar yaptığı bir Mersin İtman Yurdu'nun Fenerbahçe karşısında da oynar diye bekledim ama demek ki iki tane ağır 90 dakikayı hep veririz ya. Haftada iki maçı kaldırmıyor bizim oyuncularımız. Haftada iki tempolu maçı da kaldırmadığını gördük Anadolu takımlarının. Bu anlamda Mersin İtman Yurdu hoşuma gitmedi oynadığı oyun ve aldığı sonuç. Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe'ye de yenildi. İki derbi müsabakasından puan çıkaramamış oldu. Ha, bunlar önemli mi? Önemli değil. Mersin İtman Yurdu alttaki takımların birbirleriyle oynadığı mücadelede bir aylık puan kayıpları yaşanıyor. Bu da Mersin İtman Yurdu adına oldukça avantajlı bir durum. Gerek Balıkesir'in Kardemir Karabükspor'u yenmesi, gerek Sivasspor'un Kasımpaşa ile berabere kalması, aradaki makasın korunmuş olması oldukça önemli. Ama bu hafta Gençler Birliği karşısında alacağı bir 3 puan hem 2015'e verilecek bir hediye hem de 2015 yılında Mersin İtman Yurdu'nun ortaya koyacağı hedefler noktasında önemli. Onun için de ben Gençler Birliği müsabakasını oldukça önemli görüyorum. Bu kadar puan kaybı yaşandıktan sonra herhalde takım da kendini birazcık daha bu maça konsantre edip bu maçta mutlak 3 puan almak zorunda olduğunu düşünecektir diye düşünüyorum. Sayın Unuvar, Gençler Birliği karşılaşması için neler diyebilirsiniz? İki takım da kağıt üstünde birbirine yakın takımlar ve puan anlamında da, futbol anlamında da birbirine yakın takım diyebiliriz. Gençler Birliği İrfan Buz hocanın gelmesiyle birlikte büyük bir üst sıralara doğru tırmanışı var. Hocam şimdi az önce ifade etti ya, Balkan ülkelerinden bile oyun yapısı anlamında, oyun kalitesi anlamında ortaya koyduğumuz fiziki durumun haricinde bu performans anlamında Balkan ülkelerinin bile gerisine düştüğünü söyledi. İrfan Buz da hocamın da Almanya'dan mutlaka yakından tanıdığı bir hocadır. Pozitif anlamda Gençler Birliği'ne oyun zenginliği katmaya çalışıyor ve bunu Konyaspor önünde çok net bir skorla göstermiş oldular. Galatasaray karşısında da diri bir Gençler Birliği takımı vardı. Bir kere formunu yakalamış, üzerinde kazanıp kaybetme sendromu yaşamayan bir rakip. Ama Mersin İtman Yurdu da haftalardır kazanamıyor ve bu kazanamamanın getirdiği bir stres olacak ve iç sahada oynayacak. Dileriz hem Mersin İtman Yurdu taraftarı hem takımı bu maça gereken önemi verir. Çünkü adeta belki ilk yarıda bunu erken konuşuyoruz ama ikinci yarı çok kritik maçlar oynayacak Mersin İtman Yurdu. Özellikle işte görüyoruz, fikstür anlamında iki tane derbi müsabakası oynayacaksınız. Burada oynayacağınız derbi müsabakalarının da garantisi yok. Hem bunun lobi anlamında söylüyorum, hem oyuncu kalitesi anlamında söylüyorum. O zaman ne kadar çok ilk yarıda puan toplarsanız İkinci yarı o kadar rahat geçirmiş olacaksınız. Hem Rıza Hoca için hem takımın oyuncularının yaşayacakları stres anlamında
verecekleri rahatlık anlamında önemli. Onun için Gençler Birliği maçı adeta ligde kalmanın garanti maçı olarak görebileceğimiz bir müsabaka. Bu anlamda önemsememiz gereken bir müsabaka ve Rıza Hoca'ya da buradan bu maça belki de bu iki kaybedilen derbiden daha çok önem vermesi gereken bir müsabaka olarak bir uyarıda bulunmak isterim. Yani bu müsabaka Mersin İtma Ordu'nun lige yeni çıktığı bir sezonda adeta ligde kalmasını sağlayacak bir müsabaka olarak görüyorum. Yani ben bu yıl küme düşme barajının da 34-35 puan civarında olacağını düşünen birisi olarak 24 puanı yakalayan bir Mersin İtma Ordu'nun ikinci yarıyı çok daha rahat çıkaracağını düşünüyorum. Sayın Ünivar, inşallah Mersin İtma Yurdu takımı bu hafta kendi evinde Gençler Birliği takımını mağlup etmeyi başarır. Size de çok teşekkür ediyorum. Yol yorgunluğunuza rağmen yayınımıza bağlandınız. Zorlu Bolu deplasmanından diyelim. Soğuk Bolu'dan. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ünivar yorumlarınız için. Ben dostlara ve Yüksel Hocama tekrar hoş geldin teşekkür demek ediyorum. İstiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Ünivar. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Ünivar bu haftanın ve önümüzdeki haftanın maçını kısaca özetlemiş oldu. Vedat Hocam, maç içerisindeki önemli kritik pozisyonlar vardı. Bülent Yıldırım'ın penaltı pozisyonu vardı. Servet Çetin'in penaltı pozisyonu, iddia edilen penaltı pozisyonu diyelim. Ve sizin gözünüze çarpan hatalar var mıydı? Ya, öncelikle müsaade ederseniz birkaç yorum da ben yapmak istiyorum. Tabii ki öyle. Mersin İtma Yurdu gerçekten Fenerbahçe-Galatasaray sürecinde oyun konusunda bizi endişelendirdi. Erciyes maçıyla beraber kaldık. Galatasaray deplasmandan puan alamadık. Hafta içerisinde kupa oynadık. Yenildik. Ve Fenerbahçe maçı son noktayı koydu. Giderek kötü futbol oynamaya başladık. Yani ciddi bir düşüş var Mersin İtma Yurdu'da. Çok çabuk şekilde toparlanması. Galatasaray karşılaşmasında oynadığı pozisyon. İşte Galatasaray karşısında ilk yarı yedik. Aynı oyunu hiç olmazsa bir yarıda Fenerbahçe'de yakalayabilmeyi düşündük ama hiç yakalayamadık. Yani hiçbir zaman oyunun üstünü ele geçiremedik. Rıza Hoca'nın bir açıklaması vardı Vedat Hocam. 65 dakika çok kötüydü. Sonraki dakikalarda iyi futbol sergiledik diyor. Siz 70. dakikadan sonraki futbolu beğendiniz mi? Ben 70. dakikadaki futbolu beğenmedim şahsen. Ben katılmıyorum. Maç mı izledik bilmiyorum. Ben 65. dakikaya kadar iyi bir futbol sergilemediğimizi katılıyorum. Fakat daha sonradan oyunun hakimiyeti bizim elimize geçti. Pozisyon da üretemedik. Yani maçın başında bir nakulmayla bir pozisyonumuz var sağ çaprazdan. Ben Murat Ceylan'ın uzaktan şutu vardı Volkan Demirel. Evet. Güzel bir kurtarışla pozisyonu kurtardı. Hoca Galatasaray maçı da karıştırıyor olmasın? Yani bir şut da çekelim ya hocam, maçta bir şutumuz da olsun değil mi hocam? Yani bilmiyorum da ben şunu söyleyeyim. Gerçekten Fenerbahçe maçındaki futbol bizi endişelendirdi ama bu tabii ki değil ki her maçta bu şekilde oynayacak diye bir kaydı yok. Gençler bir de iyi takım. Belki puanlarımız aynı. Evet. Gerçekten biraz önce Cedet Bey'in de dediği gibi bu hafta bence gerçekten çok kritik ve çok önemli maç bizim açımızdan. Aslında aşağı baktığınız zaman 3 takım düşeceğin 3 takıma bakalım. Çaykur Rize'nin şu anda 13 puanı var. Yani bizde 8 puanı var. Yani 8 puan çok büyük bir fark değil yani. Hepsi toplam 3 maça bakar. Hocam, arkadaşlar 3 maça bakar. İkinci yarı yalnız Balıkesir, Sivas, Rize, Kayseri Erciyes deplasmanına gidiyoruz. Alttaki evet. takımlara gidiyoruz. Evet, hepsinin deplasmanına gidiyoruz. Bir de son haftada Galatasaray Fenerbahçe maçı var arka arkaya. Evet. Ve içeride oynayabileceğimiz hocam, ki yani biz zaten bunlara puan yazmadık burada hatırlarsanız. Aynen. Başakşehir ve Beşiktaş İstanbul deplasmanlarımız var üst üste. Evet. Onlar da unutulmaması gereken dipnot olarak söylemek lazım. Gençler geri dönüş maçı diyebilir miyiz sizce? Umarım olur. Yani. Bence olur. Öyle olmak zorunda. Öyle olmak zorunda. Olmazsa çok büyük sıkıntı. Yani şimdi Cedet Bey 34 diyor ama biz zaten Fenerbahçe Galatasaray maçlarında daha önceki programlarda hocam puan yazmadık Fenerbahçe Mersin maçlarında. Puan yazmadık ama bu kadar da kötü oynayacaklarını tahmin etmedik işin açığı. Evet. Özellikle Fenerbahçe maçı için. İstanbul söylüyorum. Yaramadı Mersin İtma Yurdu hafta evet. içinde kupa maçında yaramadı. Da. İstanbul yaramadı evet bize. Kaybetti. 1-0 Karagümrük. Gençler Birliği maçı gerçekten bizim için çok önemli ve çok kritik bir maç. Yani maçın şunu da söyleyeyim. Yani maç belki 2-0, 3-0, 4-0 olurdu pozisyonlara baktığımız zaman ama Servet'in pozisyonunu penaltı değil de yorumlayabilirsiniz. Hocam Yüksel Hocam bana göre penaltı der. Turan Hocam bana göre penaltı der. Siz dersiniz ki bana göre penaltı değil. Bence bu tip pozisyonlarda şunu yapmak lazım. Hakemin verdiği karara saygı duymak lazım. Ama bir pozisyon vardır. Herkesin net penaltı dedi. Ya da herkesin net bu pozisyon penaltı değil dediği bir pozisyon vardır. Burada hemfikir oluruz. Burada Bülent Yıldırım'ı direkt suçlamak çok doğru olmaz. Ama kaleci Mihailov'un Diego'ya yapmış olduğu hareket bana göre penaltı. Ki
bana göre çok gereksiz bir çıkış yaptı. Zaten serbest pozisyona basıyordu ve Diego topu sağa doğru çekmişti. E sen o topa o şekilde girersen, atlarsan o topa, ki ayakta kalması lazım bana göre. Atlaması gerekecek bir pozisyon değildi o pozisyon. Atlarsan Diego da çok profesyonel bir şekilde düşer ve hafif de teması da var bana göre. Penaltı vermesi doğru hakemin bana göre. Hakem bu maçta hani hakem bu maçı buradan aldı buraya verdi falan filan diyeceğimiz bir müsabaka olmadı. Yani Bülent Yıldırım'ın çok fazla pozisyonunu gerektiren ya da maçın skorunun sonucunu değiştirecek hatalar yapmadı Bülent Yıldırım. Maç içerisinde ufak tefek hataları vardı tıpkı Mersin Mardin ya da Fenerbahçe futbolcu yaptığı gibi ama maçın sonucunu, skorunu etkileyecek bariz hataları olmadı. Servet'in pozisyonu dediğim gibi bence orada verdiği karar da doğruydu bana göre. Çünkü bir pozisyonda eğer çok pozisyonu açık, yoruma açık bir pozisyonsa hakemin vermiş olduğu karar doğru. Ha penaltı verseydi de ya bu penaltı değildi demezdim. Mersin İtman Yurdu biraz önce de bahsettiğimiz gibi kendi evinde Gençler Birliği'ni konuk edecek. Yüksel Hocam nasıl yorumluyorsunuz Gençler Birliği takımı? Şimdi iki hocamın da söylediği gibi Gençler Birliği maçı çok önemli. Ama daha lig çok erken. Yani o kadar da karamsar olmamak gerekir. Ölüm kalım maçı psikolojisine yok. Kesinlikle değil. Ve şunu da belirteyim. Ligde zaten 2-3 tane çok kötü takım var. Yani Mersin'den daha kötü takımlar var. Gençler Birliği maçı önemli. Ne için önemli? İki maçlık bir yenilgi periyotundan sonra evet. Galibiyet, motivasyon için, işte futbolcu motivasyonu için ve takım atmosferi için önemli. Ama ligi direkt etkileyecek dersek daha çok erken. Ama nasıl bir problem Mersin İtman Yurdu'nu bekliyor? Eğer ara dönemde transfer açılmazsa, transfer yapamazsa o zaman çok büyük bir tehlike var. Eğer bir de takımdaki oyuncularımız tabii ki başka takımlara hocam, transfer o zaman çok özür diliyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Eğer Mersin İtman Yurdu arasında transfer yapamaz diyorsunuz ya. Evet. Sizce Mersin İtman Yurdu transfer yapmak istediği noktalar neresi? Yani hangi noktalar yani böyle? Mesela yabancılarda biraz Rıza Hocam düşünmesi gerekiyor. Utaks konusunda Utaks çok yararlı olmadı ilk yarı. Pedriel de çok maçı olmadı. Ayrı bir kenara koyarsak Mersin İtman Yurdu'nun iskelet kadrosunu nasıl buluyorsunuz? Evet. Vedat Hocam şimdi hangi noktalara transfer evet, lazım? Demin de belirttim. Yani ilk başta Mersin İtman Yurdu aslında şimdiki durumu sürpriz değil. Sezon başı sürpriz. Yani evet. Şimdiki durumu normal. Yani yenilgiler olsun, işte takımın kötü futbolu. Çünkü kadrosu gerçekten çok iyi değil. Artı belirli bir noktaya kadar gidebilir ama daha sonra gidemeyecek. Yani bence yeri ve beyaz daha altlarda oynayacak diye hesaplamak gerekirdi. Sezon başı gidişat benim için sürpriz. Şimdi yine belirteyim. Yabancılar konusunda Rıza Hocam bazı şeyler düşünmesi gerekiyor. Artı Pedriel'in yani sizin Türk futbolunda kazandırdığınız yani bizzat, bir futbolcu. Ama Giresun ben futbolcu. O zaman Bankasya'daydım evet. Ve Bankasya seviyesinde iyi futbolcu. Süper Lig düzeyinde mi hocam? Bence değil. Değildi zaten hocam. Bankasya zaten bana Sivas Spor'dan referans aldığımda direktman söylemiştim de Süper Lig futbolcusu değil. Bankasya'da alan varsa veya Bankasya'da ihtiyacı olan varsa Bankasya size çok güzel, çok üstün bir seviyeli futbolcu. Tabii ki bu Rıza Hocam'ın kişisel takdiri. Kararı. Hocam öyle uygun görmüş. Dediğim gibi eğer ara dönemde transfer açılıp acilen 4-5 transfer yapılmazsa takıma o zaman problem var hocam. Ama bir tek işte Gençler Birliği maçını kaybedince problem var dersek yanlış olur. Tabii ki. Çünkü gerçekten Süper Lig'de çok kötü takımlar var. Yani ama işte o kötü, hocam o kötü takımlar transfer yapabilir. İşte bizim bir transfer yasağımız açık. Demek istedi o. Yani biz transfer yapamazsa, öbür takımlar transfer yaparsa o zaman karamsar düşünmek lazım. Hocam özellikle golcülerimiz yabancı Wellington ve Futaks ve son haftalarda formsuz. Evet. Bu oyuncularımız. Wellington'un birkaç hafta formu vardı. Hiçbir zaman formu olmadı. Futaks'a ilgili çalıştınız. Wellington'u biliyorsunuz. Evet. Oynayamıyordu orada. Sürpriz oldu bana gelmesi. Ama sadece forvette değil ki. Defansımız da pek sağlam değil. Takip bakarsanız yediğimiz gol sayısı zaten bunu gösteriyor. Yani kolay gol yiyoruz. Tecrübeli bir Servet Çetin var fakat yanına monte edebildiğimiz iyi bir oyuncumuz yok. Çabuk oyuncu. Çabuk dediğimiz. Oyuncu oyuna topu rahatça sokabilen hocam, bir oyuncu. Hala eskiden kaldı. Çift stoper yani böyle iki tane uzun evet. Çift stoper artık bir tanesini mutlaka çabuk yanında o işin açığını kapatacak bir oyuncunun olması lazım. Hocam Mitrovic ne kadar yeterli denilse de o da zaman zaman hatalar. Şimdi yapıyor. Önceden stoperler hep uzun işte evet. Olacak diye bir kayda vardı. Ama topları düşünülür herhalde hocam. Hep yüksek top. O şey içinde hocam. Forvetler daha önce hani
bildiğimiz santiforlar vardı, uzun boylu fizikli. Hakan Şükür tipinde. Tabii ki. Şimdi onlar bitti yani. Avrupa'da çoğu stoper inanın yani bir 1.75, 1.80 civarında o boyda. Türkiye'de tabii ki uzun stoper olarak hala öyle görüyoruz. Aslında bu düşüncelerin yıkılması gerekmiyor mu hocam? Ya genelde futbol değişti ama biz hala eskideyiz. Yani inanın bunun da birçok sebebi var. Eskide kaldı. Hocam 2000'den sonra futbolda Avrupa'da değişmeler oldu. Barcelona, Ajax o gibi takımların şimdi, altyapılarında değişiklikler oldu. Ama Türkiye her zamanki gibi yerinde sayıklıyor. Siz Rusya'da çalıştınız, Romanya'da evet. çalıştınız, Almanya'da önemli evet. işlere imza attınız. Yani Türkiye'deki bu aynı noktada kalmanın sebepleri nelerdir? Biz şimdi belki konudan benim, biraz ayrılacağız ama. Benim kanaatimce yani hocalar. Neden hocalar? Ya çünkü hep aynı defans oyuncular. Uzun boylu, hava hakimi için yüksek oyuncu. Yani öyle hızlı oyuncular, kısa Türk boylu futbolunda bir yok. Kural var. Hocalarımız işte her hocanın belirlediği futbolcular var. Nereye gitse oraya götürüyor. İşte orada başarılı olduysa atıyorum işte Pediel belki Sivas'ta başarılıydı. İşte Mersin'e de götüreyim. O kaidesi var. Artı hocalarımızın İnanın artık bazen Avrupa'da takip edemiyorum. Bir hafta hocayı bir takımda görüyoruz. Öbür hafta açtığın zaman başka takımın kadrosunun sahaya çıkmış oluyor. Ve benim çok merak ettiğim bir konu var. Yani bu hocalarımız hiç mi Avrupa idmanlarını takip etmiyor? Bütün takımlar GPS ile çalışıyor. Yani GPS dediğimiz bilgisayar sistemiyle futbolcunun koşu yollarını işte idmandaki yaptığı yoğunluğu bütün hocam her şeyi takımların takip ediyorlar. Önemli scout havuzları var. Ya oyuncu tabii havuzları ki var. O başka bir o daha başka. Olayın başka bir boyutu tabii. Ama şimdi idmanları izlediğin zaman hiç mi demiyorsun ya bu neye ne için yani peki, takip etmiyorsun? Peki hocam Mersin Marmara'da şu anda yönetici anlamında ya da antrenör anlamında gelip Almanya Ligi'ni ya da şu an Romanya Ligi'ni takip eden birileri var mı bizim bilmediğimiz? Yok. Benim bildiğim yok. Bir de yani şöyle bir şey. Şu an transferler yapırsa neye göre transferler yapılacak? Rıza Hoca'nın takip ettiği takip ettirdiği oyuncular var tabii ki. Şimdi o konuda Rıza size Hoca alıyorlar mı? Tabii ki. Rıza Hoca o konuda çok titiz davranıyor. Yani sürekli bize futbolcuları tanıdığımız futbolcuları soruyor. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah bu ben inanıyorum Rıza Hoca'nın iyi transferler yapacağına ve takımı şu an olduğu yerde lig bitsin, bütün Mersin İdman Yurdu taraftarı ve herkes yani şükretsin. Yerinden buradan başarı fazla da hiçbir şey beklemesinler. Bir nokta. Evet, biz yani zaten, başka bir şey beklenemez. Hocam biz zaten dördüncüyken de bunu söylüyorduk. Yani evet. Öncelikle ayaklarımızın evet. üstüne basmamız lazım. Biz bu sene ligde kalmamız ligde lazım. Kalalım. Ya zaten bazı şeyler herhalde. İyi giderken evet. çaresi bulunması gerekiyor. Yani o zaman iyi giderken eğer şu an kötü giden bazı şeyler görülmüş olsaydı Sen hocam katılır mısınız? Biz hiçbir zaman Mersin Marmara'da çok iyi oynuyor, çok evet, ucu ben görmedim. Demedik zaten. Biz zaten Mersin İdman Yurdu 4. sıradayken evet. de bu takımın ilerleyen haftalarda evet. kesinlikle form düşüklüğünü tabii yaşayacağını biz söylüyorduk. Fakat yani Mersin İdman Yurdu'ndaki bence en önemli noktalardan biri siz de çalışma fırsatı yaşadınız evet. Mersin İdman Yurdu kulübüyle. Kurumsallaşma. Evet. Yani kurumsallaşma, altyapı. Bu arada şunu da ekleyelim. Mersin Merdu sahasının olmayışı, Tevfik Sırrı'da oynuyor halen eski stadyumda. Şimdi Oğuzhan şunu da belirteyim. Her şeyi altyapıya da bağlamak gerek değil. Tabii. Çünkü neden? Profesyonel futbolda istediğin futbolcuyu alabiliyorsun. Evet. Nasıl oynatmak istiyorsan, hangi sistemde oynatmak istiyorsan ona göre transferini yaparsın. Alternatif sisteminin de yine transferi de yani kadronda olur. Evet. Atıyorum 4-3-3 oynamak istiyorsan ona göre 4-3-3 oynayan kanat oyuncuları alırsın. Ha, yeri gelip 4-4-2'ye dönmek istiyorsan o futbolcuların o özelliği de olur. Çünkü birinci takımda transfer yapıyorsun. İlla altyapın çok iyi olacak diye bir şey yok. Ha, ihtiyaç mı? Tabii ki altyapı ihtiyaç. Yani alttan futbolcu yetişmek, işte veyahut da genç futbolcuları yetiştirip tekrar satmak, takıma gelir sağlamak. Hocam bunlar siz çok en önemli. Son 4 yıl önce bu takımdaydınız evet. ve o takımdayken altyapıdan çıkmış tek futbolcu Nurullah Kaya'ydı. Şu anda evet. da sene oldu 2014-2015. Yani değişen bir şey yok. Hala Nurullah Kaya. Ama bu altyapı hocalarının yani iyi çalışmadığı veya kötü olduğu değil. Daha üstlerin buna ne önem verdi? Vermediği. İşte onlara ne önem verdi? Tabii ki. Şimdi altyapıya bir hocayı getirelim. Ne veriyorsunuz? Çalışabildiğimiz saha var mı? Ortam sağlıyor saha musunuz? Mı? Çalışma ortamı sağlayabiliyor musunuz? Oyuncular bunlar çok önemli. Şimdi bak şu çok önemli. Ortamı. Hocam ilk geldiğinde
İyi ki bu konuyu açtı hocam. Yüksel hocam ilk geldiğinde bizi altyapı hocalarının hepsini topladı, tanışmak istedi. Ki uzun yıllardır biz görevdeyken, altyapıda çalıştığım dönemden bahsediyorum ben. Hiçbir teknik adam altyapı hocalarıyla tanışalım, bir toplantı yapalım dememişti. Yüksel hoca gelene kadar bir. İki, özellikle altyapıda oyuncuların giyebileceği ne bir tişört, ne bir antrenman formu, yani tişörtü, ne bir maç forması. Bırak, altyapı hocalarının bir tane malzemesi yoktu. Yüksel hocam sponsor buldu, Romanya'dan çok iyi hatırlıyorum. Kendisi bu imkanı yarattı. Artı, antrenmanların, özellikle altyapı çalışmalarının, tesiste yaptığımız antrenmanları sürekli ağaç altından, kenardan, tellerin oradan takip ederdi. Ekibiyle birlikte ve zaman zaman bizi toplayıp antrenman programları verirdi. Bu anlamda gerçekten ben kendisine teşekkür ediyorum. Çok büyük katkılar sundu o sene bize. Bunu diyebilirim. Biraz sonra arkadaşlarımız da antrenman videoları var zaten Yüksel Hoca'nın. Onlara yayın hazırlarlar. Şimdi o güne dönmek istiyorum. O gün biz takımı çok zor bir durumda almıştık. Yani düşmeden bir golle kurtulmuş bir takım olarak almıştık. Ve biz ekip olarak, yani bunun benim teknik ekibim ve altyapı ekip hocaları olarak, inanın birlik içinde çok düzgün bir çalışma yaptık. Ve hocanın ona da Romanya'daki, evet. Ve o günden şampiyonluk videosunu hazırlattık. Yani biz bunu bütün ekip olarak inanmıştık. Sezon başında şampiyonluk videosu hazırlatmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam TRT'de yayınlanmıştı o video. Tabii ki. Video yayınlanmıştı. Biz şampiyon olacağız diye video hazırlattık. Sezon başı açılışında da vardı o şarkı. Evet. Doğru söylüyor hocam. Vedat hocam, kurumsallaşmadan konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz biz. Bunları her hafta Yüksel hocam konuşuyoruz ama sizi bulmuşken, burada da yakalamışken sorular sormak istiyorum. Türkiye'de önemli işlere imza attınız. Mersin İtmai Yüzü'nün belki de şu anki başarısının temellerini sizler attınız. Ve daha sonra Romanya maceranız, Rusya maceranız ve şu anda da Romanya'da başarılı şekilde görevinize devam ediyorsunuz. Bize Mersin İtmai Yurdu'ndaki göreviniz ve daha sonraki gelişmeleri, takımları anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle bir şey. Mersin İtmai Yurdu'nda hak etmeden ayrıldığımı düşünüyorum. Yani iyi giderken bazı şeylerin temelini atmıştık. İyi giderken bazı şeyler, hak etmeden görevden ayrıldık. Pozitif futbol, defansif anlamda iyi. Tabii ki kesinlikle defansa çok önem veriyorduk. Gol yememiştik. İşte çok iyi oynuyorduk. Maçlarımız iyi oynarken oldu. Ama nasip kader öyleymiş. O günkü şartlar öyle el verdi. Biz şimdi o güne yanıp da üzülmektense kendi kariyerimizi çizdik. Buradan Dinamo Bükreş'e gittim. Yani çok büyük bir takım. Oradan daha sonra Rusya'da 2 sezon çalıştım. Rusya Premier Ligi'nde. Bugün yani Türkiye'de saysanız parmakla 3 tane hoca çıkmaz oralarda çalışacak. Allah bize nasip etti. İyi yerlerde çalıştım yani. Şimdi oradaki birikimlerimi ve daha önceki birikimlerimle birlikte Türkiye'ye dönmek istiyorum. Allah izin verirse, nasip ederse de dönersem büyük başarılara imza atacağıma inanıyorum. Hocam, Avrupa futboluyla Türkiye futbolu arasındaki şu anda ne gibi farklar var? Şimdi demin de söyledim. Bence Avrupa futboluyla değil de Balkan futboluyla kıyaslamamız gerekiyor. İlk etapta. Yani inanın çok çok kötü. Ya zaten şu anda Romanya'da çalışıyorsunuz. Evet. Romanya kulüpleri belki de şu anda Avrupa'da önemli işler yapamıyor. Ama Türkiye'nin şu an bir adım önde olduğunu söyleyebilir misiniz? Şimdi Avrupa'dan mesela Bükreş'in atıyorum isim hakkının şu anda elinden gittiği şimdi şöyle haberleri bir şey, var. Sadece Romanya değil, Rusya'da da çalıştım, işte Hollanda'da çalıştım, Almanya'da çalıştım. Türkiye'nin şu anki daha sonraki yıllarda kötüye gideceğini göstergesi var zaten. Hiçbir zaman benim futbolun içinde olduğum ilk günden bugüne kadar hiçbir zaman bu kadar profesyonel takımların amatör takımlara kupada yenildiği görülmemiştir. Yani şu an bakarsanız Bal Ligi'nden Cilde Spor Giresun'da yenmeyi başardı. Evet. Bunun sebebi de futbolun ilerlememesi. Çünkü neden? Alt liglerde daha çok koşuluyor. Daha çok fiziksel önem veriliyor. Üst liglerde de daha çok tekniksel, işte taktiksel başarıyla maçlar kazanıldığı için. Şimdi üst liglerde tekniksel, taktiksel hiçbir şey yok. Alt ligden bir takım geliyor, koşuyor. Bu sefer ne oluyor? Sonuç. Koşan takım kazanıyor, işte yenilgiler. Hocam sen gördün mü daha önce bu kadar çok alt ligde yine? Yok.
Şeyde yani, bir açıklaması var zaten hocam. Luis Van Gaal'ın Sneijder'le ilgili. Temposu yüksek bir ligde oynamasını istiyorum. Türkiye'deki ligin temposu tabii çok ki, düşük diye ki. Bir açıklaması vardı. Çünkü şimdi, milli takımda faydalanamıyor. Ya şimdi sıkılıyoruz izlerken biz. Şimdi şöyle bir şey. Yaptığım röportajlarda benim röportaj yapma imkanım oluyor futbolcularla. Brezilyalı futbolcularla atıyorum röportaj yaptığım zaman Brezilyalı futbolcular Türkiye'de çok yavaş futbol oynanılıyor. Şimdi şöyle bir şey Oğuzhan bak. Benim biraz evvel söylediğim şey GPS'le idman yapıyoruz dedim ben. Evet. GPS'le idman yaptığın demek futbolcunun kaç saniyede top oynamasıdır. Yani benim yaptığım son araştırmada Almanya futbolu 3,1 saniye ile oynuyor pas ortalaması. Yani 3,1 saniyede top atarken Türk futbolcusu 7,8'de. Çok büyük bir fark. Bugün İspanya 2,1 ile oynuyor. Futbol yavaş oynanıyor Türkiye'de diyebiliriz bu anlamda. Doğru mu hocam? Futbol yavaş oynanıyor. Bir de futbolcu ayağını aldığı zaman topu vermek istemiyor. Evet, evet. Yani ya da ne yapacağını bilmiyor da diyebiliriz. İnanın işte seyrederken futbol bazen izliyoruz ya. Türkiye'de birincilik takımını izliyorsun. Diyor ki ne sprint yapıyor. İnanın sprint değil o. Hızlı yürüyor. Ve bize Türkiye'de artık hızlı yürümenin sprint olarak anlatıldığı bir yere gelmişiz. Evet. Türk futbolu bunları iyi bir düşünmeli bazı şeyleri. Neden? Geçen Fenerbahçe maçını izliyordum. İşte koşu oranlarını söylüyorlar. 9 kilometre koşan bir futbolcuyu çok olarak gösteriyorlar. Ya 13, Avrupa şu an 13'lerde. Ortalamaları. Tabii ki pozisyonuna göre değişiyor ama biz yani. Şu ana kadar en çok koşan 11'i geçmemişti. Tabii ki 11 ile 13 arasındaki düşük oluyor. Biz 11 koştuğu zaman futbolcuya kızıyoruz. Bir de önemli pozisyonunda yani orta sahada oynayan bir futbolcu 9,5 koşmuş. En iyi koşan. Alper Potuk için mesela. Doğru söylüyor hocam. 9,5. Ya, stoperlerin koşu yolu 9,5 olması gerekiyor. Hocam peki Türkiye'deki yabancı oyuncu kısıtlamasını nasıl görüyorsunuz? Ya onlar şimdi bizim bir şeye bahane ararsın ya. Türk futbolunun Avrupa'da bu düzen nasıl ya da Romanya'da, Rusya'da? Şimdi şöyle bir şey. Rusya'da 5 tane Rus futbolcu sahada olduğu zaman önemli değil. Ama kadronda istediğin kadar yabancı tutabilirsin. Romanya'da da aynı sistem. Yani kadronda isterse 15 tane. Şimdi mesela benim son çalıştığım takımda 14-15 tane yabancı futbolcu var. 5 tane sahada olmak. Ama 5 tane yerli futbolcu dediniz. Yerli futbolcunun sahada olması gerekiyor. Şimdi bunu iki türlü düşünmeli. Bir yabancı futbolcu Türkiye'ye gelmesi tabii ki alttan gelecek futbolcunun önünü kapatıyor. Ama öbür takım taraftan da parası olmayan takımlar var. Adam yurt dışından ucuz yabancı futbolcu, kaliteli yabancı futbolcu getirecek kapasitesi var. Daha önce bunu Gençler Birliği yapıyordu. Onların önünü kapatıyorsun. Yani yabancı futbolcu kaliteli gelecekse bir rekabet de olsun futbolcuyla beraber. Ama işte oradan buradan çöplükten yani kimsenin almadığı futbolcuları Türk futboluna getireceksen kesinlikle yanlış bir. Hocam yabancı kontenjanın düşürülmesinden sonra Türk futbolcuların performansını arttıracağı düşünürken gün geçtikçe etkenler, daha kötüye gidiyor. Ya o senin söylemiş olduğun hocamın dediği gibi etkenlerden bir tanesi. Evet. Faktörlerden evet. Bir tanesi. Şimdi merak ettiğim konulardan biri de aslında hocama da soracağım onu. Çok güzel konuya temas etti hocam. Şimdi Mersin İdmanı'ndaki yabancı oyunculara baktığımız zaman Marco Futax, evet. Feydriel, Sadiku, Kalili evet. Özellikle bu dört oyuncunun ve Nakolma İkinci yarıdaki maçların çok zor geçeceğini düşünürsek yani mutlaka baktığımız zaman alt sıralar oynayacak Mersin. Evet. Mersin düşmemeye oynayacak. Hocam elle tutulabilen şu anda tek yabancımız bence formanın hakkını veren Sadiku. Evet. Benim bu, şahsi düşüncem. Bu tansiyonu yüksek maçları kaldırabilecek. Kaleci de kötü bir kaleci değil. Yani Bulgar kaleci kötü bir kaleci değil. Ama Nihat zaten Nihat'ta iyi gidiyor. Bu hafta bir şanssız bir pozisyonu vardı ama genel olarak kaliteli bir kaleci. Şimdi hocam da hani yabancılarla ilgili tekrar hocanın gözden geçirmesi gereken şeyler diye bir mesaj verdi. Benim aklıma bu geldi. Bu ikinci devre tansiyonu yüksek maçları bu yabancı oyuncular kaldırabilecek mi? Ya işte onu o anki hoca onlarla çalışıyor. Evet. Hoca en iyi kararı evet. Verecek. Ama yani kimse ama şu anda herhalde Mersin'de 10 kişiden 10 kişiye sorun 9 tanesi Futax ve Pedri'den memnun değildir. Evet. Atıyorum %70'i Mitrovic'den memnundur ya da %80'i evet. Şeyden memnundur ama Futax'tan, Pedri'den memnun olan sayısı herhalde %1 filandır. Tamam yani. yerli statüsünde oynatıyorlar. Tita ve Vederson ama ben onlardan yana da çok mutlu değilim Mersin İdmanı'nın adına. Yani çok bir şeyler kattıklarını düşünmüyorum. Yani artık 34-35 yaşında olmuşlar.
yerli statüsünde Brezilyalı oynuyor diye tutmak zorunda değilsin takıma ya. Yani başka, yani bu takımın içerisinde genç oyuncular var. İşte Eskişehir Spor'dan transferin son günü Serol'u aldılar mesela. E niye oynatmıyorsun? Niye aldın? Transferin son günü ısrarla istedin. Oktay Delibatan'ın durumu nedir? Oktay Delibatan'ın durumu. Oktay sakat olduğunu sakatlığı biliyorum. Sakat atıyorum yani. Geçtiğimiz sakat haftalarda Mersin İkman Yurdu kadrosunda yer aldı Galatasaray maçında. Ve daha önce de Kayseri Erciyes maçında Mehmet Taş Mersin İkman Yurdu için önemli bir transferdi. Genç bir yetenek, evet. Berkan diyebiliriz, Mahmut Temur geçen seneden evet. Önemli işlere imza atmış oyuncular. Ama bu sene bu oyuncuları Mersin İkman Yurdu kulübü kazanamıyor. Hocam şimdi artık onları düşün, yani şu an ikinci yarıdan sonra artık ya bu gençlere önem verelim, şöyle yapalım falan, bunlar değil. Artık biz sona doğru gidiyoruz. Alacağımız her futbolcu bizi kurtaracak futbolcu olacak. Tamam, noktayı koyacak futbolcu olacak. Şimdi hocam ara dönemde de kaliteli futbolcu nerede? Bulmak zor. O da zor işte. O da böyle önemli yani. Sezon başında bazı şeyler vermez. Daha sağlıklı yapılması gerekirdi. Ara dönemde biraz zor. Hocama şeyi sorabilir miyim? Tabii ki hocam. Özellikle Türk milli takımının, yani evet, Türk futbolunun sizce ne yapması gerekiyor hocam? Yani biraz şimdi, kaliteyi daha yukarılar evet, taşıması için, o özellikle 2000'li, 2001, 2002 evet, yıllarına dönmemiz için ne yapmak gerekiyor? Ve çünkü hocam, bakıyorsunuz İzlanda futbolu gönderemiyoruz. Evet. İzlanda futbolu bile şu anda bizden önde evet, ya baktığın zaman senin üzerinde, yani çok enteresan bir şey. Şimdi, kasapların manavların evet, oynadığı bir futbol milli takımı yani. Şimdi hocam şöyle bir şey. Milli takımlar daha çok generasyon meselesi. Yani iyi bir generasyon alttan yetiştiği zaman milli takımlar da başarılı oluyor. Şu an Türk futboluna bakarsan yetişen hiçbir futbolcu yok ve iyi bir generasyon yok. Yani çok umutlanacağımız ilerisi için bir generasyon yetişmemiş durumda. Evet. Bu generasyonu yetiştirmek için Türkiye'de bir şey yapılıyor mu derseniz, yapılmıyor. Yani sonuç ortada. Şimdi Alman milli takımının şu anki başarısının temeli 12 yıl önceye atılmış. Yani 12 yıl önce Alman milli takımı ve işte o günkü yetkililer diyor ki, ne biz şimdi önümüzdeki yıllar değil de 10 yıl sonra dünya şampiyonu olalım ve ona göre plan yapıyorlar. İleriyi gören bir ileriye proje, plan görüş yapılıyor. Yani 10 senelik şu an Türkiye'nin eğer bir hoca değişikliği veya işte başka birisi diyorsa milli takım 2 yıl sonra başarılı olacak, yalan söylüyor. Yüksel hocam, Heading, Abdullah Avcı ve Fatih Terim evet, arka arkaya kaliteli teknik adamlar. Evet. Fakat ama işte dedim ya, generasyon yok, yetişilmiyor ve kimse de uzun vadeli düşünmüyor. Çünkü Türkiye'de ne zaman ne zaman belli olacak belli olmuyor hocam. Bir anda alınmışsın yani, iki dudak arasındasın. Evet. Bir anda gitmişsin. Cesaret edemiyor. Abdullah Avcı sanki böyle bir şey yaptı. Yani ben dedi ki 4 yıl sonrasını düşünüyorum dedi. Biraz sabırlı olun bana dedi. Hocam 4 yıl çok az. Yani milli takımın başarısı olması için 4 yıllık bir planla gelemezsin. 4 yılda hangi futbolcu yetiştireceksin? Yani milli takım başarılı olmak istiyorsa 10-12 yıllık bir proje hazırlayacak, ona göre yola çıkacak. 4 yıla bile sabırlı olunamadı i̇şte hocam. Olmuyor işte, sabırlı Türkiye olmadılar. Yüksel hocam, bir de yani Avrupa'da Türk futbolcu, Türk milli takım, yani Türk futbolcu Avrupa'da Türk vatandaşlığını temsil edemiyor. Yani Avrupa'da Türk forma giyen futbolcu sayısı çok az. 5 parmağa geçmiyor. Salih Uçan diyoruz. Sezon başında ne evet, Evgüler'le Roma'ya evet, gönderdiniz. Şu anda Serie A'da maçı yok. Evet. Oynayamaz hocam Salih. Şu anda bir Ozan Tufan var atıyorum Bursa evet, Spor'da. Yine basının yetenekli futbolcu ama daha sizce de erken değil mi? Küçük çok yaşlarda. Erken, çok erken canım. Yani daha ben onun Türkiye'de oynaması gerekiyor. Salih için de aynı şey geçerli tabii mi hocam? Tabii ki gitmemesi gerekirdi yani. Fenerbahçe'de de oynamıyordu sonuçta. Evet. Roma'da yani, nasıl oynayacak? Roma'ya gitmektense Türkiye'de başka bir takıma gidip oynayıp başarılı olup ondan sonra kendini gösterdik gitseydin. Yüksel hocam, peki Avrupa'da çalışma fırsatı yaşıyorsunuz. Türk futbolu Avrupa'da nasıl gözüküyor? Ya artık nasıl gözüküyor? Önceleri Türk futbolcusuyla veya Türk futbolunu konuşurken karşındaki büyük bir respekle, büyük bir işte saygıyla konuşuyordu. Şimdi inanın pek ciddi yalan yok bize. Rusya Ligi önemli bir lig. Tabii ki. Şu anda yani dünya çapında lig olma yolunda ilerleyen bir lig. Zenit'in önemli atılımları olmuştu. Tabii. Biz neden Rusya liglerine oyuncular gönderemiyoruz? Romanya liglerine oyuncular gönderemiyoruz. Evet. Almanya ligi, Hollanda ligi, bunlar sadece basit örnek. Almanya'ya bırak, Romanya'ya gönderebilir. Evet. Şimdi öncelikle Türkiye'deki Türk futbolcunun beklentileri çok. Yani iki gol atan futbolcu hemen milyon dolarlara 4 tane menajerle geziyor. Yani kesinlikle Avrupa'da evet, tabii ki Avrupa'da Türk futbolcusunun gideceğine de inanmıyorum yani. Şu an itibariyle ligde bakarsanız
benim Avrupa'da oynayacak bir futbolcu derseniz Caner'den başkasını sayamam yani. İki tane daha vardır belki Avrupa'da oynayacak. Ama işte bu da dediğim gibi futbolcunun kendisini geliştirmesi, hocalarımızın kendisini geliştirmesi hep birlikte Türk futboluna zarar yöneticiler oluyor. Tabii ki yöneticiler çok önemli burada. Yani geri kalmamızda. Ya bizim burada mesela yayının başında da Yüksel Hocam bahsetti. Dedi ki özellikle hocalarla bir futbolcu bir sıkıntı yaşadığı zaman yani futbolcuya daha çok koşturmaya çalıştığın zaman o hoca futbolcu gözünde kötü hoca oluyor. Yöneticilerle futbolcular inanılmaz derecede rastgeleşmiş bir ilişkiler var Türkiye'de. Ama Avrupa'ya baktığınız zaman takip ediyoruz uzaktan. Hocam da içinde futbolcu belki yöneticilerle görüşemiyor bile. Doğru mu hocam? İnsan'ın güzel bir açıklaması var. Ben Barcelona'da inanın Barcelona'da kaç tane şampiyonluk yaşadım ama başkanın yüzünü sadece şampiyonluk seremonisinde gördüm. Ben Kuban Krasnodar'da başkanı sadece Feyenoord Kupa maçında gördüm. Ondan önce başkanı hiç görmedim. Ondan sonra da hiç görmedim. Kulübü yöneten yöneticiler vardır. Profesyonel yöneticiler yani maaşınla çalışan. Onlarla muhatapsın. Başkanı hiçbir televizyon açıklaması olmaz. Başkanın transfere veya kadroya karışması olmaz. Burada hocadan çok başkanlar, yöneticiler basın açıklaması yapıyor yani. Aziz Yıldırım'ı hocam şu anda Türkiye'de başkanlar ve yöneticiler ilk kombini belirliyorlar. Tabii ki, tabii. Bu futbolun kalitesine de yansıyor işte. Yani tabii. Türk futbolunun nerede olduğunun göstergelerinden biri de budur. Anlayış kaliteyi düşürürler. Anlayış. Tabii anlayış farkı çok önemli. Bir de şu var. Bakıyorum Mersin takımı. Geçen hafta cumartesi Galatasaray maçı, 2 hafta önce oynayacağı maçtan 2 gün önce perşembe günü İstanbul'a seyahat etti hocam. Bakıyorsunuz salı günü kupa maçı oynadı. Cumartesi Fener maçı. Cumartesi günü akşam Milli geldi. Yaklaşık 10 günlük bir İstanbul serüveni var. Ve bazı futbolculardan ben artık bu tip özellikle yani kamp gibi oluyor 10 gün sıkıldıklarını söylüyorlar. Sezon başı 3 tane kamp geçirdik. Özellikle bu tip maçlarda gidiyoruz. Kalmanın ne anlamı var? Salı günü kupa maçı oynadık. Akşam dönelim. Cuma günü tekrar gideriz maçımıza. Cumartesi Fenerbahçe maçını oynarız diyorlar. Ve maçlardan genelde 2 gün önce özellikle 2 gün önce içerideki maçlarda dahi kampa giriyor. Mersin İtmar'da bunu biliyoruz. Futbolcuların da bu konuda sıkıldığını biliyoruz. Avrupa'da genelde hep yani konuştuğumuz insanlar der ki biz içerideki maçlarda bazen Avrupa'daki takımlar kampa dahi girmiyor. Maç yemeğinde buluşuyoruz, maça çıkıyoruz. Doğru mu hocam? Sizce doğrusu şimdi, ne? Doğrusu şöyle açıklayayım. Olduğun lige bağlı. Yani şimdi bunu Avrupa'da profesyonelliği %100 yaşayan futbolcuyla belki yapabilirsin ama Türkiye'de kesinlikle başarılı olamazsın. Evet. Yani bence en doğrusu maçtan bir gün evvel sabah öğlen yemeğinde buluşulur takım. Beraber yemek yersin, akşam idmanını yaparsın ve ertesi akşam da maça çıkarsın. Evet. Maksimum bir gün. Ama işte hocalarımızın bazen bildiği oluyor veya bir düşünceleri oluyor, onu kendi kişisel bazı kanaatına göre kendi prensipleri değiştiriyorlar. Yani. Ama oyuncular da bu konuda sıkılıyor çünkü çok konuşuluyor bu ara bunlarda. Kesinlikle. Programımızın da süresi dolmak üzere değerli yorumcularımız ve Yüksel Hocam çok teşekkür ediyorum. Programa katıldığınız için. Kısa bir program için yorum alarak programımızı sonlandıralım. Şimdi çok neşeli bir program oldu. Yani Türk futbolunu konuştuk, Mersin İdman Yurdu'nu konuştuk. Gönlümden dilerim ki işte milli takımımız başarılı olsun. Bizler Avrupa'da onunla yine gurur duyalım. Aynı şekilde memleketim buralıyım biliyorsunuz. Mersin İdman Yurdu'nu en iyi yerde görmek, en başarılı şekilde izlemek önümüzdeki yıl için benim dileğim. Hocam Türkiye'de sizi özledi. Türk takımları özledi. İnşallah Allah nasip ederse. Da söyleyeyim. Bir platformda yani, görürüz. Mersin İtmar'ın bugünlerde gerçekten katkısı büyük lige çıkmasında diyebiliriz Yüksel Hocam'ın. Önümüzdeki süreçte de inşallah. Biz zaten programımıza Mersin İtman Yurdu'na emektar olan insanları davet etmeye çalışıyoruz. Kendisinin de önümüzdeki süreçte inşallah tekrar Mersin İtman Yurdu'nun başında görmek isteriz. Kaldığı yerden de devam etmesini isteriz. Umarım. Teşekkür ediyorum. Allah nasip eder. Böylece tüm şeylerimizin de seyircilerimizin de yeni yılını yeni yılda 2014'ün son şey, futbol sağlık, sokağıydı. Mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyoruz. Değerli yorumcularımız ağzınıza sağlık diyorum. Futbol Sokağı programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar.